Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için yine hem kolay hem de güzel bir örgü modeli hazırladım. Yapılışını gösterip anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncesinde ipimi göstereyim. İpim orta kalınlıktan ince bebe yünü. Şekilde. şişlerim üç buçuk numara. Evet ben burada örnek gösterebileceğim kadar ilmeğimi attım. Ufakta bir lastik hazırladım. Modelimiz 3 ve katlarından oluşuyor. Artı bir ilmek atıyoruz. Şimdi modeli ön yüzünden kurmaya başlıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. 3 ilmek düz örüyorum. Bu arada bir ilmek arttırmış oluyoruz. 2 3 3 ilmek düz ördüm. Bu artırma ilmeğim. Birinci ilmeği 2 ilmeğin üzerinden sola doğru atıyorum ve ilmeğimi kesmiş oluyorum. İpi kendime doğru aldım. Yine 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 Birinci ilmeği iki ilmeğin üzerinden sola doğru atıp kesiyorum. İpi kendime doğru aldım. 1 2 3 3 ilmek düz ördüm. Birinci ilmeği iki ilmeğin üzerinden sola doğru atıp kestim. İpi kendime doğru aldım. Kendime doğru alıp düz ördüğüm zaman burada da bir ilmek arttırmış oluyoruz arkadaşlar. 3 ilmek düz örüyorum. Yine birinci ilmeği 2 ilmeğin üzerinden atarak kesiyorum. İpi kendime doğru aldım. 1 2 3 3 ilmek düz ördüm. Birinci ilmeği 2 ilmeğin üzerinden atıp kestim. İpi kendime doğru aldım. Bir ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Yine başta nasıl başladıysak öyle bitirdik. Şöyle bakın. Burada da üçüncü ilmeğim artırma ilmeği. Burada da aynı şekilde. Şimdi modelin ikinci sırasında arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım, ipi kendime doğru aldım ve ilmeklerimin hepsini ters örüyorum. Evet, ikinci sıramı da tamamladım. Şimdi modelin ön yüzündeyim. Evet, modeli bir kez gösterip anlatmış oldum. Modeli ikinci kez kurarken modeli kaydırıyorum arkadaşlar. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Başta burada başlarken bir tane düz örüp daha sonra artırma yapmıştım. Şimdi 3 ilmeğimi de düz örüyorum dediğim gibi modeli kaydırıyorum. 3 ilmek düz ördüm. Yine baştaki ilmeği 2 ilmeğin üzerinden sola atarak kestim. İpi kendime doğru aldım. Burada bakın artırma ilmeğimiz orta olacak şekilde 3 düz örüyoruz. Yine 3 düz örüyorum. Ve yine birinci ilmeği 2 ilmeğin üzerinden atıyorum. İpi kendime doğru aldım. 1 2 3 1. ilmeği 2 ilmeğin üzerinden sola attım, kestim. Yine 3 ilmek düz. Yine 2 ilmeğin üzerinden atarak kestim. 1 2 3. 3 ilmek düz ördüm. 1. ilmeği 2 ilmeğin üzerinden sola doğru atıp kestim. Yine ipi kendime doğru aldım. 3 ilmek düz ördüm. Ve yine 1. ilmeği 2 ilmeğin üzerinden atıp kestim. İpi kendime doğru aldım. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Şöyle tekrar göstereyim. Şimdi modelin ikinci sırasında arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve yine ilmeklerimin hepsini ters örüyorum. Bu modelde arka yüzde ilmeklerimizi hep ters örüyoruz arkadaşlar. Başka bir şey yapmıyoruz. Sıramı tamamladım. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Modeli iki kez gösterip anlatmış oldum. Şimdi en başta burada nasıl başladıysam o şekilde örüyorum. Yine modeli kaydırmış oluyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Burada yine bakın artırma ilmeğim ortada olacak şekilde 3 ilmek düz örüyorum. İpi kendime doğru alıyorum ve bu 3 ilmeği düz örüyorum. Daha sonra birinci ilmeği 2 ilmeğin üzerinden sola doğru atarak kesiyorum. İpi kendime doğru aldım. Yine aynı şekilde devam ediyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Birinci ilmeği 2 ilmeğin üzerinden atarak kesiyorum. İpi kendime doğru alıyorum. Burada artırma yapmış oluyorum. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Yine birinciyi 2 ilmeğin üzerinden atıp kestim. İpi kendime doğru aldım. Yine 3 düz. Birinci ilmeği yine 2 ilmeğin üzerinden atıp kestim. İpi kendime doğru aldım. 1 2 3 3 ilmek düz ördüm. Yine birinci ilmeği iki ilmeğin üzerinden atarak kestim. İpi kendime doğru aldım. Aynı başladığım gibi bitiriyorum arkadaşlar. Bir ilmek düz, kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamlıyorum. Aynı bakın burada olduğu gibi burada da üçüncü ilmeğim, artırma ilmeğim. Arka yüzde yine ilmeklerimizin hepsini ters örüyoruz. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Evet şimdi modeli büyük parça üzerinde göstereyim. Modelin büyük parçada duruşu da bu şekilde. Modelin altına ben tekstil tipi lastik ördüm. Siz istediğiniz lastik modelini örebilirsiniz. Modelimiz bu şekilde. arka yüzü de böyle bu modeli yine hem yetişkin örgülerinde hem çocuk hem bebek örgülerinde kullanabilirsiniz arkadaşlar bebek battaniyelerinde kullanabilirsiniz birçok yerde kullanabileceğiniz bir model atkıda berede kullanabileceğiniz bir model bebek patiklerinde özellikle bebek örgülerine çok yakışabilecek bir model Umarım beğenirsiniz Bugünkü videomun da sonuna gelmiş oldum. İnşallah anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.